Efendim bugün sizlere özel sağlık sigortasından bahsedeceğim. Aslında özel sağlık sigortasında iki ayrı sigorta türü var. Bunlardan biri bildiğimiz özel sağlık sigortası. Biri diğeri ise tamamlayıcı sağlık sigortası. Benim de bugün size bahsetmek istediğim tamamlayıcı sağlık sigortası. Neden derseniz, çünkü tamamlayıcı sağlık sigortasının özellikle son 3 yıldır yükselen bir trendi var. Biraz sonra neden yükselen trend olduğunu da detaylarıyla anlatacağım. Hatta sizlere bu konuda parasal fiyatlardan da bahsedeceğim. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortasının birçok avantajı var. Dediğim gibi son 3 yıldır da çok yaygınlaşmaya başladı. Hatta bizim bildiğimiz klasik özel sağlık sigortasından daha fazla yaygınlaştı diyebiliriz. Bir parantez açalım. Son Mart ayından bu yana da yaygınlığı arttı. Özellikle de pandemi nedeniyle. Sayısı da arttı, talep de arttı tamamlayıcı sağlık sigortasına. Peki nedir tamamlayıcı sağlık sigortası? Bir iki cümleyle özetleyeyim. Adı üstünde tamamlıyor. Neyi tamamlıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yani SGK'nın ödediğinin üstünü tamamlıyor. Nerede geçiyor? SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçiyor. Bugün bir elin parmaklarını geçmez SGK ile anlaşması olmayan hastaneler. Bunlara halk arasında da, literatürde de APLAS hastaneler derler. Bu 4-5 tane sayısı vardır. Bunları dışarıda bıraktığınızda tüm Türkiye çapında da tamamlayıcı sağlık sigortası hemen hemen bu APLAS hastanelerinin dışındaki tüm özel hastanelerde geçiyor. Neden? Çünkü SGK ile anlaşması var. Olay da şöyle gelişiyor, yani şöyle sistem yürüyor. SGK ile anlaşması olan hasta, anlaşmalı olan bir hastaneye gittiğinizde COVID-19 tedavisi için de geçerli tabii bu aynı şekilde gittiğinizde SGK belli bir miktara kadar karşılıyor. Malum hastanelerin %200'e kadar fark alma hakkı var kanuni olarak. İşte bu %200 farkın üzerini dediğimiz tarafı da tamamlayıcı sağlık sigortası yani özel sigorta şirketleri karşılıyor. Bir iki örnekle anlatayım. Bugün gittiniz, koronavirüsü kapsam dışına bırakayım, biraz sonra ondan bahsedeceğim çünkü. Bugün gittiniz özel hastaneye, SGK anlaşmalı olan hastaneye, doktor muayenesini oldunuz. Bir takım tetkikler yapıldı ve size özel hastane 1500 lira bir fatura çıkardı diyelim. Şimdi SGK sağlık uygulama tebliği üzerinden, SUT denilen tebliğ üzerinden bunun 500 lirasını, bilemediniz 600 lirasını karşılıyor. Geri kalan 900 lirayı hastane size fatura ediyor. İşte tamamlayıcı sağlık sigortası bu 900 lirayı direkt karşılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Özel hastaneye gidiyorsunuz, tedavinizi, tetkiklerinizi oluyorsunuz ve cebinizden 5 kuruşu çıkmadan özel hastaneden ayrılıyorsunuz. Öbür türlü kendiniz karşılamak zorundasınız. O yüzden tamamlayıcı sağlık sigortası her geçen dönem biraz daha yayılıyor. Şöyle de izah edeyim. Tabii burada en önemli kriter nedir fiyatı dersek, bir mukayese anlamında söyleyeyim. Bugün biz bildiğimiz klasik anlamda bir özel sağlık sigortası yaptırdığında çekirdek aile, 3 kişi, anne baba çocuk diyelim. Yıllık bunun primi 15 bin lira civarındadır. Özel sağlık sigortasından bahsediyorum. Ama tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığın zaman 3 kişilik yine ailenin, çekirdek ailenin yıllık ödeyeceği fiyat 7 bin liradır. Yani fiyat olarak da cazip olduğu için özellikle son zamanlarda tamamlayıcı sağlık sigortasına talep artıyor. Gelelim bu işin gündemde olan konuya, yani koronavirüs tarafına, COVID-19'a. Mart ayından itibaren aslında şöyle söyleyeyim, aslında tamamlayıcı sağlık sigortasında da özel sağlık sigortasında da salgın hastalıklar kapsam dışındadır. Dünyanın hiçbir yerinde ödenmez. Hakeza Türkiye'de de ödenmez. Ancak Mart ayında koronavirüs salgını başladığında, Türkiye'den bahsediyorum, başladığında sigorta şirketleri ortak bir karar alarak dediler ki biz bir jest ödemesi altında COVID-19'u da kapsam içine alalım. Hem tamamlayıcı sağlıkta hem özel sağlıkta. Bir nitekim aldılar. O zamandan bu yana da halen COVID-19 tedavisi tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası kapsamının içinde. Kuvvetle muhtemel ki sigortacılarla konuştuğumda da bu sene sonuna kadar devam edecek. Hatta bir adım daha öteye gideyim. Önümüzdeki senede devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi koronavirüs tedavisi için diyelim ki testiniz pozitif çıktı ve tedavi olacaksınız. Malum iki hastane var. Bir devletin salgın hastalıkları tedavisi için kullandıkları hastaneler ki yeni açıldı bunlar.
Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinde de var. İstanbul'da da ağırlıkta var. Bir de özel hastaneler var. Şimdi eğer özel sağlık sigortanız, yani tamamlayıcı sağlık sigortanız yok ise, bugün özel hastaneye gittiğiniz zaman maalesef koronavirüs tedavisini yapmıyorlar bugün için. Çünkü neden? Temmuz ayının başında alınan bir kararla özel hastaneler pandemi hastanesi olmaktan çıktı. Önümüzdeki günler tekrar kapsama alınır mı? Onu o zaman konuşuruz. Ama şu anda özel hastaneler pandemiye, koronavirüs tedavisine bakmıyorlar. Testler yapılıyor ama tedaviyi devam ettirmiyorlar. Sizi otomatik olarak devletin hastanelerine, salgın hastanelerine sevk ediyorlar. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortanız var ise hiç problem yok. Çünkü özel hastane parayı sigorta şirketinden alacağı için otomatik olarak sizi kabul ediyor ve tedavinize başlıyor. Ve tedavinizi de devam ettiriyorsunuz. Buna yoğun bakımda dahil. Yanlış anlaşılmasın, tabii şunu da belirteyim. Yoğun bakıma giderseniz, koronavirüs nedeniyle, COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma giderseniz bunu tüm özel hastanelerde bakılıyor. Ancak belli bir süreliğine tedavinizi gördükten sonra yoğun bakım kapsamından çıktığınız andan itibaren sizi devletin açmış olduğu salgın hastanelerine gönderiyor. Ama tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa sizi kendi hastanesinde tedaviye gönderiyor. Ve bunun tüm masraflarını da SGK belli miktarını karşılıyor tamamlayıcı sağlık için. Üzerine özel sigorta şirketleri karşılıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bir iki önemli kriter var. Özel sağlık sigortasından farklı olarak. Bunlardan bir tanesi mutlak ve mutlak surette sigorta yaptıracak kişinin sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışıyor olması lazım. İster bu işçi statüsünde SSK'lı, isterse Bağkurlu, isterse memur olsun fark etmez ama bir sosyal güvenlik çatısı altında olması gerekiyor ki tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılsın. Neden? Çünkü malum tamamlayıcı sağlık sigortası sosyal güvenlik kurumunun ödediğinin üstünü tamamlıyor. O yüzden sigortalı olması gerekiyor. Bu sigortayı yaptıracak kişi için ama sigorta aynı zamanda o kişi aynı zamanda hem eşini hem de çocuğunu yaptıracaksa bunda herhangi bir beis yok, yaptırabilir. Çünkü asıl sigorta yaptıracak olan kişi sigortalı olan, sosyal güvenlik şemsiyesinin altında olan bir kişi. Şimdi bir iki tane de rakam paylaşayım sizle. Bugüne kadar, Mart ayından bugüne kadar geçen süre içinde yaklaşık 5500 kişi, özel sağlık sigortalı 5500 kişi özel hastanelerde koronavirüs tedavisi oldu. Bunun 3000'e yakını tamamlayıcı sağlık sigortalısı, 2000'e yakın da özel sağlık sigortalısıydı ve bunların hepsinin giderleri sigorta şirketlerinden karşılandı ve bu kişiler hiçbir bedel ödemeden hastaneden ayrıldı. Şimdi kimileri diyebilir ki ya 3 kişilik bir ailenin 7000 lira yıllık ödemesi çok ucuz mu? Bir mukayese yapayım, buna da hemen bir mukayeseyle cevap vereyim. Evet, kimisine göre 7000 lira çok ucuz gelmeyebilir, kimisine göre makul gelebilir, kimisine göre de çok pahalı da gelebilir. Ama şu mukayeseyi hesaba katmak lazım. Bütün bu bahsettiğim demin ki sigorta şirketlerinin Mart ayından bu yana koronavirüs özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olup da koronavirüs tedavisi gören kişiler için ödediği rakam bu işin kriteri. Bir kişi için ödenen rakam 10.000 ile 11.000 lira arasında değişiyor. Yani sigorta şirketleri koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi olan kişiler için bir kişi için 10 ile 11 bin lira arasında özel hastanelere para ödemiş. Şimdi bunu mukayese edersek, yani bir tedavi için ödenen para 11 bin lira olduğunu varsayarsak, 3 kişilik bir ailenin tamamlayıcı sağlık sigortası priminin yıllık 7 bin lira olması arasındaki artık takdiri sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki günlerde de tamamlayıcı sağlık sigortası bir hayli gündemde olacak. Özellikle de devletin açmış olduğu bu şehir hastanelerinde kullanılması planlanıyor. Fiyatı uygun. Son günlerde de 1-2 aydır da sigorta şirketlerine dikkat ediyorum. Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında çok ciddi kampanyalar yapıyorlar. Hem bu kampanyaların içine işte salgın hastalık zaten dahil. Onun dışında görüntülü doktor muayenesini katıyorlar. Birçok asistans hizmeti, yani destek hizmetlerinin hepsini katıyorlar. Ve çok da ciddi anlamda bu işe önem veriyorlar. Bu da bana şunu gösteriyor ki önümüzdeki günlerde tamamlayıcı sağlık sigortası hem yaygınlaşacak hem de daha da sayısı artacak. Yaptıran kişi de artacak.
Bir küçük not daha ekleyeyim. SGK'nın anlaşması olan tüm özel hastanelerde tamamlayıcı sağlık sigortası geçiyor ki bu önemli bir kriter. Ve yaptırdığınızda da sigorta şirketleri tüm fark ücretini karşılıyorlar. Buna ilaç giderleri de dahil, her şey dahil. Kimi sigorta şirketleri hatta doğumu da tamamlayıcı sağlık sigortası içine dahil etmeye başladılar. Son 1-2 aydır yaygınlaşmaya başladı. Yani sigorta pazarında, sigorta sektöründe son günlerin, son ayların, özellikle pandemiyle birlikte son ayların en çok rağbet gören ve öne çıkan ürünü tamamlayıcı sağlık sigortası. İyi bir ürün ve yani bana göre sağlıkla ilgili hemen hemen herkesin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırması gerekiyor. Fiyatı uygun olması büyük bir avantaj. Yaygın kullanılması hastanelerde ikinci avantaj. Hele bir de hani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük hastanelerin, büyük şehirlerin dışına çıkın. Orada hemen hemen tüm özel hastaneler zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'yla, SGK'yla anlaşmalı. Dolayısıyla orada A-plus hastane ya da işte 5 yıldızlı hastane diye bir kavram çoğu Anadolu şehrinde olmadığı için orada tamamlayıcı sağlık sigortası tüm hastanelerde geçiyor diyebiliriz. Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bu seferlik bahsedeceğim bunlar ama biz bundan sonra peyderpey sizlere belli başlı sigorta ürünlerini, örneğin konut sigortasını, örneğin zorunlu deprem sigortasını ve tabii araç sahipleri için de kasko sigortasını peyderpey bu Hürriyet TV'den sizlerle paylaşacağız efendim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın dileyelim.